Evet, öğrencilere, öğretmenleri terapi uygulayacak diyelim, teknik ifadesiyle yardımcı olacaklar. Bu süreci aşmaları için destek olmaya çalışacaklar ama hiç şüphesiz bu acı yaşayan sadece çocuklar değil, yakınları, maden işçilerinin anneleri, babaları, eşleri, çocukları, evlatları, akrabaları. İstanbul'dan da bir heyet bu iş için eğitildi ve İstanbul'a, Soma'ya gönderildi. Onlar da şimdi kapı kapı gezerek bu sürecin bir an önce atlatılması için insanlara destek vermeye çalışıyor. Soma faciasının bilançosu her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Kaza mı, ihmal mi sorularına yanıt aranıyor, tahminler yapılıyor. Ortadaysa tek bir gerçek var. Bir avuç kömür için bir ömür veren madencilerin tarifsiz acısı. Anne babalarına, kardeşlerine, eşlerine, sevdiklerine sabrı cemil ecicezir nasip eyle ya Rabbi. Türkiye'yi yasa boğan maden faciası toplumsal bir travma yaşattı. En büyük acıyı yaşayanlar şüphesiz ki yakınlarını kaybedenler. Faciadan kurtulanlar da büyük şokta. Sağlık Bakanlığı facianın ikinci günü 20 psikolog ve 10 psikiyatri uzmanını Soma'da görevlendirdi. Ayrıca maden işçilerine ve ailelerine psikolojik destek verecek psikolog, psikiyatrist ve sosyal hizmet uzmanlarına bir günlük afet kursu verildi. Yani biz oraya temel olarak gittiğimiz şey güven vermek. Yani biz sizin yanınızdayız, çaresiz değilsiniz, bu mesajı vermek için gidiyoruz. Tamamen de insani bir destek için gidiyoruz. İstanbul'dan akademisyenler ve öğrenciler de Soma'da ailelerin kapısını çaldı. Umudunu kaybetmeyeceksin, pozitif düşüneceksin, çocuğu düşüneceksin, her şey iyi olacak. Uzmanlara göre acıların unutulması mümkün değil ama psikolojik destekle aileler rahatlatılabilir. Çocuklar ölümü çok basit bir şey gibi konuşuyorlar. Yani burada öyle bir olaylar hareket ediyor ki çocuklar onu, işte onun önlemini almak gerekiyor. O çocuklarla destek ve anketler olacak, testler olacak, o testler dağıtılacak. İnsanlarla testler yapılacak ve o testler sonrası onlara hangi tedaviler, hangi terapiler uygulanacak, onu biz yapacağız.